Evet sevgili Hayat Televizyon izleyicileri, Renault işçileri işten atılan arkadaşları için üretimi durdurmuştu bu sabah. Şimdi de dışarıdan gelen A ve C vardiyasındaki işçiler fabrikanın yanında bulunan yolu kapattı. İşçiler atılan arkadaşlarının bir an önce geri alınmasını istiyorlar. Bundan kaynaklı da işçiler tepkili. Az önce işçiler yola yattı, yolu kapattı. Şu anda işçiler bekliyor. Buraya gelen her geçen saat gelen işçi sayısı da artıyor. İşçiler bekliyorlar şu anda. İşçiler beni dinleyin arkadaşlar. Şu an bir açıklama yapılıyor. Güvenlik kuvvetleriyle bir sorunumuz yok. Bizim Renault işvereniyle problemimiz var. Atılan arkadaşlarımızın geri alınmasıyla ilgili problemimiz var. Biz arkadaşlarımız geri alınıncaya kadar fabrikanın önünden ayrılmayacağız. O yüzden de sizden rica ediyorum. Fabrikanın önüne yürüyoruz. Orada oturacağız. Evet, şu an işçiler fabrikanın önüne yürümek istiyor. Ancak yoğun bir polis engeli de var. Çok yoğun bir polis barikatı var. İşçiler... Evet, şu an polis yoğun bir barikat kurmuş durumda. İşçiler fabrikanın önüne yürümek istiyor. Ancak polis engeliyle karşı karşıyalar. Evet. Gel, gel abi. Evet, şu an işçiler barikatı zorluyor. Fabrikaya doğru yürüyor işçiler. İşçiler fabrikanın önüne giderek orada beklemek istiyor. Barikatı şu an çıkmak üzereler. İşçiler barikata her geçen dakika daha da ileriye doğru itiyor. Evet, işçiler barikatı açtı. Şu an fabrikaya doğru gidiyor. İşçiler işçiye uzanan eller kırılsın sloganlarını atıyor şu anda. Her yer Renault, her yer direniş sloganlarıyla işçiler ilerliyor. Devam abi sen. Her yer Renault, her yer direniş. Her yer Renault, her yer direniş. Her yer Renault. Evet, işçiler barikatı zorladı. Şu an fabrikaya doğru yürüyor. Yolda kapatmış durumda işçiler. Bakmıyor, müdahaleye bak. Evet, yoğun polis müdahalesi var. Evet, şu an polis gaz sıkmaya başladı işçilere. Gel, gel. Vur. Vur buraya, buraya. Diyarbakır'a girsin, Diyarbakır'a. Gel, 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 gel abi. Evet. Evet, işçilere şu an gazlı müdahalede bulunuldu. Hem biber gazı atıldı, hem de şu an gaz fişeği atıldı. İşçiler. Dur abi. Dur abi. Dur, 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 dur. Sakin. Çek, 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 çek. Bir şey olmaz. Biz birbirimizi tanıyoruz. Benim amcamın oğlu şehit lan! Kapat lan! Evet.
Evet, işçiler yol kapatmaya devam ediyor. İşçiler araçların geçmesini engelliyor şu anda. Fenalık geçiren işçiler var şu anda. Fenalık geçiren bir işçi var şu anda. Yoğun gaz sıkıldığı için işçinin biri şu an... İşçiye uzanın, eller kurusun. İşçiye uzanın, eller kurusun. Evet, şu anda bir işçi yerde uzanıyor. Fenalık geçirdi, sıkılan gazdan kaynaklı. İşçi şu an arkadaşları tarafından müdahale ediliyor bir işçiye. Sıkılan gazdan etkilendi ve fenalaştı. Şu an Renault önündeki, Renault fabrikasının önündeki otoyol yola kapanmış durumda. Evet, polis de bir taraftan gelmeye başladı. Tekrar müdahale bekleniyor. Yolu açılmasını istiyorlar. Evet. Şu an bir taraftan polis tekrar işçilere doğru gelmeye başladı. İşçilerden kaldırıma çıkmaları isteniyordu. Ancak az önce de kaldırımdan çıkarılmaya çalışılıyordu. Kaldırımdan çıkarılmaya çalıştığı için işçiler yolu kapattı. Şimdi ise sanırım kaldırımda kalmalarına izin verildi. Bu yapılan yol kapatmasından sonra işçiler kaldırımda kaldı. Evet, işçi arkadaşımız yerde halen yatıyor. Fenalık geçirdi. Ambulans gelmesi bekleniyor. İşçilere sıkılan yoğun gazdan etkilendi işçiler. Bazı işçiler fenalık geçirdi. O işçilerden biri şu an yerde yatıyor. Evet, şu an sağlık ekiplerinin gelmesi bekleniyor. Polis yoğun barikat kurmuş durumda yola. İşçilerin gitmesine engel oldu. Evet, polis anons geçiyor şu an. Polis şu anda kendi fabrikamızdan. Evet, şu an polis zor kullanarak işçileri Evet, az önce polis işçileri yine tehdit etti. Eğer bu yaptığınız eylem artık kanun dışı olmaya başladı. Eğer burayı boşaltmazsanız zor kullanarak boşaltacağız dediler. İşçiler yuvalarak tepki gösterdi. Şu an biz şimdi yolu açarız. Alttaki yola iniyoruz. Hadi, hadi, hadi. Şimdi arkadaki Renault'un hemen önündeki yola geçiyor işçiler. İşçinin biri fenalık. İşçiler yaşasın onurlu mücadelemiz sloganlarıyla şu an fabrikanın önündeki yola geçiyor. Orada bekleyiş sürecek. Buradaki kalabalık da her geçen dakika artıyor. İşçiler gelmeye devam ediyor. A ve C vardiyalarından işçiler. İçerideki B üretimi durduran B vardiyasındaki işçilere destek olmaya geldiler. Burada destekler de var. Geçen araçlar korna çalarak destek oluyorlar işçilere. İşçilerde büyük bir kararlılık var. İşçilerin Türk Metal gidecek, dertler bitecek sloganları atlıyor. Şu an Türk Metal Sendikası karşıda bulunan Türk Metal Sendikası'na doğru sloganlar atılıyor. İşçiler Türk Metal'e de tepki gösteriyorlar. Daha öncesinde de zaten işçiler buradaki Türk Metal'in sorunlarına kayıtsız kalmasından kaynaklı olarak işçiler geçtiğimiz yıl Mayıs ayında eyleme geçmişlerdi. Ve bu direniş pek çok fabrikaya yayılmıştı. Binlerce işçi Türk Metal'den istifa etmişti. Bir kısmı Birleşik Metal işe geçmişti. Buradaki işçilerin de şu anda bulunan işçilerin de büyük bir kısmı Birleşik Metal'e geçmiş durumda. Türk Metal'e tepkiden kaynaklı olarak. Burada da bekliyorlar. Yapacağım şey.
Evet, polis bir taraftan da yolun bir kısmını kapatmış durumda. İşçilerin olası ilerleyişine karşı barikat kurmuş durumda. Az önce çok yoğun gaz sıkıldı ve işçilerin bir kısmı etkilendi. Fenalık geçiren işçiler oldu. Bir kısmına müdahale edildi ve sağlık ekiplerinin yardımıyla şu an hastanelere gönderildi. İşçiler... İşçiler bugün atılan 10 arkadaşının işe geri alınması için ayaktalar. Renault işçileri daha öncesinde 2 gün öncesinde 10 iş daha doğrusu dün 10 işçi 94 aracın eksik çıkması gerekçe gösterilerek daha doğrusu bu eylemleri organize ettiğini iddia ettikleri 10 işçi işten atmışlardı. İşçiler de buna tepki göstererek bu sabah B vardiyası, 816 vardiyası iş bırakarak üretimi durdurdu. Bunun üzerine A ve C vardiyasındaki işçiler de fabrika önüne gelerek arkadaşlarına destek olmaya çalışıyorlar şu anda. Ancak burada da çok yoğun bir polis barikatı ve baskısı var. Az önce de gördüğünüz gibi yoğun gaz sıkıldı. İşçilerin bir kısmı fenalık geçirdi. Bu gazdan etkilendiler. Şu an barikatlar kurulmuş durumda. Kaldırımda durması da istenilmiyor. Bunun üzerine işçiler kaldırımdan süpürülmeye çalışıldı polis tarafından. Ancak işçiler bunun üzerine yolu kapattı. Bunun üzerine de polis müdahale etti ve yoğun gaz sıktı. Bazı işçiler fenalık geçirdi. Gazdan etkilenen bazı işçiler o fenalık geçirdiler. Şu an işçiler aşağıdaki Renault'un önündeki yola inmeye çalışıyorlar. Ancak burada da bir polis barikatı var. Polis şu an işçilerin gitmesine engel oluyor. Az önce de polis bu yaptığınız artık kanun dışı olmaya başladı. Siz eğer dağılmazsanız sizi zorla dağıtırız uyarısında bulundu. İşçiler tehdit edildi az önce polis tarafından. İçerideki işçiler de Renault yönetimi tarafından sık sık taciz ediliyor. Görüntüleri çekiliyor içerideki işçilerin. Ve eğer bu yaptıklarının toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki ne aykırı olduğu söylendi. İşçilere eğer bu eylemi bitirmezlerse işten atılacağı tehdidinde bulundu içeride de fabrika yönetimi tarafından. Ancak içerideki işçiler de kararlı. Bekleyişler sürüyor. Dışarıdaki A ve C vardiyasındaki işçiler de gelmeye devam ediyor. Burada her geçen saat gelen işçi sayısı da artıyor. İşçiler duruma tepkili. İşçiler şu an tepkili, kendi aralarında konuşuyorlar. Evet. Gelen yok ama bizden başka. Cengiz Engin orada. Ali Kemal. Şu anda desteğe gelen işçiler de var. Desteğe gelen Tofaş işçileri de var. Yanımızda eski Tofaş. Ben Tofaş'tım. Tofaş işçisi var yanımızda. Önce sizi tanıyalım. Ben Bora Coşkun, Tofaş'ta çalışıyorum. Tofaş'ta çalışıyorsunuz. Desteğe geldiniz buraya. İşte arkadaşlara desteğe geldik. Eylemlerin başladığını sabahleyin duyduk. Sabah 7.30-8 gibi falan bir eylem oldu herhalde. Başladılar yani. Fabrikanın önüne gelmeyen arkadaşlar. Biz de duyunca çıktık apar topar geldik. Renault'daki arkadaşlara desteğe geldik şu an. Evet. İşçiler burada egzam talebiyle günlerdir eylemler yapıyorlar. Burada eylemleri de sürüyor. Siz de benzer talepleriniz var. 6 Mayıs Mart'ta da kent meydanında bir eylem çağrınız var bildiğimiz evet. Kadarıyla. Yani bütün işçi arkadaşlar biz 6 Mart'ta kent meydanında bekliyoruz. Orada bir basın açıklaması yapacaktık zaten de olaylar tahmin ettiğimizden farklı geçti. Renault'daki arkadaşların işten atılmasıyla arkadaşlar da eyleme başladılar. Bu askeri ücret kıdem farkından dolayı, kıdem tazminatından dolayı, işçi atılmalarından dolayı
fabrikayla anlaşmalı olan sendikadan dolayı bir yıldan beri hemen hemen neredeyse bu işçiler sürekli diğer fabrikalarda ve Renault'da bu eylemler devam ediyor ve devam edecek de. Buna nasıl bir çözüm bulacaklar? Ne talep ediyor işçiler? Şimdi asgari ücrete gelen zamdan dolayı bizim maaşlarımızda artmadı yani. Asgari ücrete zam geldi ama işçinin maaşına zam gelmedi. Biz asgari ücretle çalışmadığımız için. Biz asgari ücrete yansıyan fark kadar fark istiyoruz. Türk Metal Sendikası'nı fabrikalarımızda istemiyoruz. Bir de işçi atılmalarının önüne geçirmesini istiyoruz. Bu kadar basit yani. Bizi savunmayan sendikayı istemiyoruz. Ve hakkımızı istiyoruz. Paramızı istiyoruz. Yani aslında çok bir şey istemiyor bu işçiler. Ama sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir işte gerek Renault'da, gerek Coşkun Öz'de, Tofaş'ta, sağda solda sürekli eylemler oluyor. Olmaya da devam eder böyle giderse yani. Ya devletin buna bir çözüm bulması lazım. Bizim peki az önce işçiler yürümek istedi, fabrikasının önüne gitmek istedi ancak engellendi. Buna ne diyeceksiniz? O da artık yani polis sendika işbirliği diyeceğim yani. Diyecek başka hiçbir şey bilmiyorum. İşveren ve polis sendika üçlüsünün yaptığı kumpas işte yani. İşçi burası Renault işçisinin fabrikası değil mi? Niye adamlar gidemiyor kendi fabrikasının önüne? Kapısının önüne gidemiyorlar ya. Kaldırımda durmasına izin vermiyor polis şu anda. Olacak iş değil yani. Peki Tofaş'ta şöyle bir şey olmuştu. Atılan işçilerden sonra eylem yapılmamıştı ve işten atmalar devam etmişti. Sizde de siz buradan ne söyleyeceksiniz Renault işçilerine? Yani benzer bir hataya düşmemeleri konusunda. Renault işçilerinin birlik beraberliğine ben bir Tofaş işçisi olarak özeniyorum yani. Gerçekten şu ana kadar hiçbir arkadaşlarını işten attırmadılar ve bir bütün halinde devam ettiler. Ama bugün bir işte 10 kişinin işten atılması halinde tekrardan yine bütün olduklarını gösterdiler ve gayet sağlam duruyorlar. Hiçbir şekilde polisin baskısına gelmemeleri gerek sadece. Polis buradan yıldırmaya çalışacak arkadaşları, ittirecek falan filan vesaire. İşte gaz atacak, bilmem ne atacak, vuracak falan filan. Bunlara gelmemesi lazım Renault'un, bu oyuna gelmemesi lazım. Burada durmak yasal hakkı işini kaldırımda duruyor Renault işçisi şu anda. Hiçbir şey yapmıyor. Kesinlikle bir yere gitmez zaten Renault işçisi de buradan. İnşallah sağlam bir şekilde atılan arkadaşlarını da geriye aldıracaktır Renault işçisi. Teşekkür ediyoruz. Evet, dediğimiz gibi Tofaş işçileri de Renault işçilerine desteğe geldiler. İşçiler buradaki işçilerin kararlılığını büyütmek üzere geldiler. Çünkü onların da benzer talepleri var ve eylemlerini onlar da 6 Mart'ta eylem yapacaklar. Kent meydanında ekzam talebiyle bir eylem yapacaklar. İşçilerin burada benzer talepleri olduğu için desteğe geldi. Yok. Evet, evet. Fenalık geçiren işçilerden biri şu an içeri götürülüyor, müdahale ediliyor. Gözaltına alınan işçiler de var. İşçiler şu anda onları tespit ediyor. İşçiler şu an yuva alıyor. Ambulans geldi. Fenalaşan işçiler şu anda ambulansa götürüldü. Müdahale ediliyor işçilere. Az önce işçiler gözaltına alınan arkadaşlarının olduğunu aktardı. Burada az önce yapılan müdahale sonrasında gözaltına alındı. Ancak kimin gözaltına alındığı konusunda net bir bilgi yok. Şimdi arkadaşların kim olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan şu anda evet müdahale ediliyor. Fenalık geçiren işçiler var. Az önce gazlı müdahale oldu ve işçilerden bazıları fenalık geçirdiler. Şu an ambulans ve sağlık ekipleri geldi. Müdahale ediyorlar. İşçi sedyeye konuldu ve birazdan götürülecek. Az önce yoğun bir gaz müdahalesi oldu. İşçiler barikatı aşarak fabrikanın önüne gitmek istediler. Ancak engel olundu. Gözlerim yanıyor, valla konuşamadım. Evet, şu an işçi götürülüyor. Az önce de tekrarlayalım. Yoğun bir müdahale, yani çok sert bir müdahale yapıldı. İşçilere gaz sıkıldı. Bazı işçiler gözaltına alındı. İşçiler
yolu kapattı. Kaldırımdan çıkmaları istendi işçilerin önce. İşçiler şu an ne kaldırımda durması isteniyor. Herhangi bir yerde, işçiler de bir yer gösterin, biz de orada duralım deniliyor. Ancak işçilere hiçbir yer de gösterilmiyor. İşçiler dağıtılmaya çalışılıyor buradan. Ancak işçiler buna karşı tepkili ve yolu kapattılar kaldırımdan süpürülürken, süpürülmeye çalışılırken bazı işçiler kendini yolun iç attı, yola yattı ve yolu kapattılar. Daha sonra polis gelerek müdahale etti. İşçiler barikatı açmaya çalıştı. Bu sırada da gazlı müdahale başladı ve bazı işçiler gözaltına alındı. Şu an gözaltına alınan işçilerin kim olduğu belli değil. İşçi arkadaşlar kimin gözaltına alındığını şu an tespit etmeye çalışılıyor.